Türksel CEO'su Süreyya Ciliv bizimle birlikte. Efendim merhaba. Merhabalar. Siz 4 senedir Davos'un müdavimisiniz. Nasıl geçiyor 2011 Davos'u? Neler konuşuluyor? Biz röportaj yapmaktan toplantılara giremiyoruz. Ne diyorsunuz? Benim dikkatimi çeken birkaç tane önemli nokta var. Birincisi, artık dünya ekonomisinde tek bir veyahut da iki tane süper gücün değil, çok daha yayılmış ekonomik güçlerin daha dengeli şekilde dağılması bekleniyor. Dünyanın büyümesinde artık gelişen ülkelerin önemi daha da artıyor. Ve Türkiye'de bu bilhassa BRIC denilen ülkeler arasında bile Türkiye ön plana çıkıyor. Bunun da sebebi Türkiye'nin bir dikta ile değil, bir toplumdan yani aşağıdan yukarıya doğru gelen bir enerjiyle ekonomisinin canlı tutulması. Bir buna dikkat ettim. İkincisi de teknolojinin gelişmesiyle bilhassa mobil iletişim dünyasının insanlara interneti yaymasıyla önümüzdeki günlerde çok hızlı bir değişim olacak. Ve bu dünyada daha bir şeffaflık ön plana çıkacak. Bu hem hükümetler için hem devletler için hem toplum için hem de şirketler için artık bilgiye herkes çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor olacak. Bu fırsatları değerlendirmek lazım. Burada bazı zorluklar da olabilir. Onlara da hazır olmak lazım. Fakat genelinde Davos'ta bu sene 2011'de bir iyimserlik var. Artık dünya tarihinin en önemli krizlerinden bir tanesi geride kaldı. İnsanlar daha pozitif bir şekilde. Dünya ekonomisi %5'e yakın büyümüş. Türkiye gibi ülkeler %7'ye veyahut da üstünde büyüdüler 2010 yılında. O yüzden iyimserlik var. Şimdi konuştuğumuz CEO'lar gerçekten iyimser, hırslı bir iyimserlik mi var? Ne dersiniz? Nasıl ölçüyorsunuz buradaki iyimserliği? Yok, CEO'ların genellikle sadece iyimser değil, aynı zamanda realist olmaları da lazım. Zaten en iyi iş adamı ne çok iyimser ne çok kötümser olan, realist olan. Bence genel duyguyu yansıtıyor. Ben de genelinde dünya hakkında iyimserim. Peki iyimserim derken Turkcell 2011'de ne büyüme bekliyor, bunu da hatırlayalım. Evet. Şimdi 2011 yılında Turkcell için de iyimserim. Çünkü 2011'de biz tekrar hızlı büyümeye geçeceğiz. Burada Türkiye ekonomisinin ve içinde bulunduğumuz ülkelerin ekonomilerinin düzelmeleriyle SES'te biz bir gelir artışı bekliyoruz. Fakat gelirin esas artışı olduğu yer mobil internet. Geçen sene %80 büyümüştü. Önümüzdeki senede en az bu hızla büyür diye düşünüyoruz. Bunun yanında sahibi olduğumuz bazı şirketler karlılıklarını 2010 yılında ciddi bir şekilde geliştirdiler. Önümüzde fiber internetle mobili beraber müşterilerimize sunma fırsatları var. Buradan büyük sinerji çıkar diye düşünüyoruz. Ve son olarak da Türkiye artık bölgenin bir merkezi oldu. Bunun da verdiği momentumla operasyonlarımızı çevremizdeki başka ülkelerde taşıma fırsatları olursa bunları da değerlendirmek istiyoruz. Yani bu nette size ne kadar bir büyüme olarak yansıyacak? Verdiğimiz guidance tek haneli büyük yani %7 ile %9 arasında bir büyüme bekliyoruz. Peki S&P outlook'u yükseltti Turkcell için. Tek söylediği de regülasyonlar olumsuz etki edebilir diye riskler konusunda uyardı. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi Standard & Poor biliyorsunuz dünyanın en önemli rating şirketlerinden bir tanesi. Turkcell'in ratingini ciddi bir şekilde arttırdı. Bu Türkiye için, Turkcell için güzel bir gelişme. Türk iş adamı için Türkiye'ye olan güveni arttığını gösteriyor. İnşallah ülkenin de reytingi önümüzdeki aylarda tekrar artar. Buradaki komente gelince niye acaba regülasyonu risk olarak görüyorlar diye sorarsanız 2008'de, 2009'da, 2010'da regülasyonun aldığı bazı kararlar Turkcell'in gelirlerini çok negatif etkiledi. Ara bağlantı ücretlerinde %80'e yakın bir düşme oldu ve şu anda Turkcell'in ara bağlantı ücretleri Avrupa'daki mobil ara bağlantı ücretleri ortalamasının %80 altında, sabitte ise %10 üstünde. Böyle bir durum var. Bunun yanında fiyatlarda da price cap dediğimiz yani maksimum fiyatta da son 2 senede %50'ye düşüş, yakın bir düşüş oldu. Bunlar son 2 senede gelirlerimizi gerçekten ciddi negatif etkiledi. Ama artık ara bağlantı ücretleri gerçekten çok aşağıya düştü. Sayın Bakanımız da artık bu konuda bir değişiklik olmayacağını belirtmişti. O yüzden 2011'de biraz daha iyimseriz. Peki bir de numara taşınabilirliği vardı sizi etkileyen. 2011'de bu nasıl etkileyecek mi? Yani etkilerini konuştuk 2010'da ama 2011 için ne diyeceksiniz? Şimdi esasında numara taşınabilirliğini bazı rakiplerimiz
bir kendileri için bir başarı olarak gösteriyorlar. Ama orada da bütün resmi göstermiyorlar. Kendilerine kaç tane abone geldi o rakamdan bahsediyorlar. Kendilerinden kaç tane abone gittiğini söylemiyorlar. O biraz bence bütün bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmak olmuyor. Fakat numara taşınabilirliğine bakarsak 2008'in sonunda gelmiş ve 2009-2010 geçti ve Turkcell halen pazarda en yakın rakibinin iki misli büyüklükte. Niye? Çünkü müşteriler Turkcell'e güveniyor. Turkcell müşterilerine en iyi kaliteyi, en iyi servisi her yerde sunuyor. O avantajı müşterilerimize sunuyoruz. 3G gibi çok önemli bir teknolojinin Türkiye'ye gelmesinde biz de çok büyük yatırımlarımızla büyük katkıda bulunduk. Müşterilerimizin şunu yurt dışına gittiklerinde görüyorlar, yaşıyorlar. Bugün Türkiye'deki mobil internet dünyanın birçok ülkesindeki Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkeden daha hızlı. 2-3 misli daha hızlı. Hı hı. Geçenlerde Londra'dan uçakla İstanbul'a dönerken uçakta yatırımcı konferansından dönüyoruz. Birçok CEO Türk arkadaşım vardı. Diyorlar ki Turkcell'in kalitesini Londra'da bulamadık. Turkcell'in hızını Londra'da bulamadık. iPad'imiz çalışmadı, şu çalışmadı, bu çalışmadı. O yüzden Türkiye'nin muazzam bir potansiyeli var. Biz de Turkcell olarak dünya krizinin çok yoğun olduğu 2008, 2009, 2010'da Türkiye'ye 5 milyar lira yatırım yaptık. Ve şu anda Türkiye'deki mobil iletişim, fiber internet altyapısı dünyanın en iyilerinden. Türkiye adına bence bu çok güzel bir gelişme. Türkiye'nin büyümesinde önemli bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Peki buradaki iyimserlik Turkcell'in yatırımlarına nasıl yansıyor diye sormak istiyorum. 2011'de yatırımlarınız 1.7 milyar TL mi? 2010'da mı 2011'de? 2011'i soruyorum. 2011'de de tahminen yabancı ülkeler de dahil 1.7 milyar lira seviyesinde olacak. Çünkü ve bunun içinde 3G önemli bir yer tutacak. 2010'da da yatırımlarımızı hızla devam ettirdik. Biz gerçekten teknolojiye tutkuyla, vizyonla inanan bir şirketiz ve yatırımları doğru yere yapmaktan çekilmiyoruz. Süper Online firmasına da son 3 senede 1 milyar lira yatırım yaptık. Hı hı. Türkiye'de şu anda 22 bin kilometreden fazla fiber optik altyapısı döşedik ki hem kurumsal müşterilerimize hem de bireysel müşterilerimize sabit hattan da fiber interneti çok hızlı bir şekilde 100 megabit hızlarından verebilirim. Peki 2011'de Süper Online'a ne ayırdınız? Süper Online yine yatırımlarını 400 milyon, 450 milyon liranın seviyesinde, o seviyelerde yatırımlarına devam ettirecek. Peki teknoloji know-how'ından bahsettiniz. Çevre ülkelere yayılma planınız vardı. Radarınızda Ukrayna, Suriye ne oldu diye sormak istiyorum. Evet. Şimdi o teknoloji yatırımlarımızdan bahsederken bu 3G gerçekten mobil internet, mobil servisler dünyasını getiriyor. Geçen hafta Londra'da yatırımcılara, analistlere bir konferans verdik ve dünyanın en büyük yatırımcılarından katılanlar oldu. Ve bize dedikleri Turkcell telekom şirketleri arasında, dünyada liderler arasında mobil uygulamaları, mobil servisleri müşterilerine nasıl daha fazla hayat sunacak, bunu çok yani teknoloji lideri olarak çok iyi yapıyor ve çok iyi anlatıyor. Hı. Hayran kaldıklarını söylediler. Gerçekten biliyorsunuz biz 4 senedir bu mobil internet konusunda konuşuyoruz ve çok büyük yatırımlar yaptığımız için aynı tecrübeyi etrafımızdaki ülkelere de götürebiliriz. Oradaki halkların da bu yeni teknolojilerle daha eşit fırsatlar yakalamalarını sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Peki hangi ülkeler diye isim zikretmek? İsim vermiyoruz çünkü biz gerçekten aynı zamanda işimize realistik açıdan bakan bir firmayız. Yani bir operasyonu satın alırken doğru fiyatı ödememiz önemli. Bir yerde satın alırken zarar etmemek önemli. Çünkü Turkcell'in yatırımcılarına, hisse sahiplerine de onlar bize güvendiler. Bizim o güveni iyi kullanmamız lazım. Yani yakın komşu ülkeler radarınızda. Tabii ki komşu ülkeler, Türkiye'nin vizelisini kaldırdığı ülkeler bence ilk radarımızdaki ülkeler. Türkiye ile o ülkeler arasındaki ticaret artıyor, hareket artıyor. Nerede hareket orada bereket. O yüzden biz de o ülkelere öncelik veriyoruz. Peki Davos'la başladık, Davos'la bitirelim. Davos'ta teknoloji deyince sizi şaşırtan ya da hani ileriye dönük budur dediğiniz ne var? Şimdi inanın katıldığım toplantıların bazıları hakikaten herkese açık olmayan toplantılar ve yani teknoloji dünyasındaki ilk akla gelen isimlerin bulunduğu toplantılar. Oradaki toplantılarda açıkçası Turkcell'e yeni, çok yeni fikirler duymadım. Hissediyorum ki biz teknoloji dalgasının en önündeyiz. Fakat yani bazı gerçekler var. O da şu,
Bugün dünya nüfusu 6.8 milyar, 5.5 milyarı cep telefonu kullanıyor. Hı hı. Fakat internet kullananların ki internet çok 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 önemli. Yani sesten televizyona, radyodan televizyona geçiş gibi. İnternette 1.5 milyar kullanıcı var. Mobil internet sayesinde yani akıllı cihazlar, cep telefonlarının internete ulaşması sayesinde, iPad gibi tabletler sayesinde dünyada internete kullananların sayısı 1,5 milyardan 4 milyara sıçrayacak önümüzdeki kısa 10 sene içinde. 10 sene içerisinde. En az 10 sene diyorlar bence daha hızlı olacak. Ve diyorlar ki mobil dünyadaki internet masaüstü bilgisayarlardaki internetin en az 10 misli olacak. O yüzden Türksel olarak, evet, Türkiye olarak doğru yerdeyiz diye düşünüyoruz. Peki her konuştuğumuzda da bunu tekrarlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.